Adobe'nin niye Canva'yı satın almadığını anladım. Çünkü Adobe Express'i daha önce deneyimlediniz mi bilmiyorum. Ama gerçekten Canva'dan daha iyi bile olduğu noktalar var. Ve bu site sizin sosyal medyaya dair bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Adobe'nin ücretsiz yeni tasarım ve video düzenleme platformunu bugün inceliyoruz kankalar. Zaten bahsettiğim gibi Canva kullandıysanız da çok kolay gelecek. Zaten Adobe'nin eskiden Spark diye bir uygulaması vardı. Onu da kullanıyorsanız onu biraz daha geliştirmişler. Web tabanlı yapmışlar, ücretsize çevirmişler. Çok güzel bir yenilik. Arka plan silmeymiş vesaire, birkaç özelliğe gerçekten aşık olacağınızdan eminim. Şimdi çok uzatmadan bilgisayarımıza geçip Adobe Express'i inceleyeceğiz. Sen de oraya bir like atarsan ben de daha fazla Adobe'nin yeni programlarını, böyle yeni teknolojik gelişmeleri video çeker paylaşırım. Her like video sayısını artırır kankam. Bilgisayarımıza geçiyorum. Şimdi siteyi açtığınızda buradan artıya tıklayabilirsiniz veya arama yapabilirsiniz veya işte buradan create new project diyebilirsiniz. Şimdi artıya tıkladığınızda sizin için böyle seçenekler getiriyor. Story mi hazırlamak istersin? Post mu? İşte bunların aslında boyutlarını ayarlıyor. Story dediğiniz 9x16 bir boyut hazırlıyor hazır şablonunuz için. İşte logolar, kartlar, video bile dahil. Project burada projelerinizi görüyorsunuz. Brands burada markalara tıkladığınızda sizin klasörleme şeklinde farklı farklı markalara içerikler yapmanızı hazırlıyor. Sanki böyle bir freelancer için harika düzenlenmiş bir bölüm. Kitaplık, buraya fotoğrafınızı falan yükleyebilirsiniz. Burada mesela Onur'un kitaplığı, kitaplığım diye iki tane kitaplığım var. Schedule, bu inanılmaz güzel bir özellik. Bu ne biliyor musun? Buraya hesaplarınla giriş yapıyorsun. Hazırladığın postlara hangi hesabında saat kaçta paylaştın diye bir seçenek var. Ya en azından bu konuda Adobe'ye güvenebilirsiniz. Başka siteye güvenemezsiniz. O yüzden mesela bence harika bir seçenek. Bu da yeni geldiği için new yazıyor. Ve burada da learn, öğrenme paneli, ama zaten benim videomdasın kanka. Geliyorsunuz burada, diyor ki işte popüler template'lerden başla. İşte Instagram storyleri diye seçeneklenmiş. Instagram postlar diye. İşte ne bileyim Facebook postları, trend. Ama bak burada zaten sağ altta şey yazıyor. Bak premium access. Aslında bu you have access dediği de şu. Ben premiumum zaten. Ben para ödüyorum Adobe'ye. Sen de para ödersen bunları kullanabilirsin. Ama mesela bu ücretsiz. Bu paralı. Bunu kullanabilmek için para ödemen gerekir. Ama bayağı bir ücretsiz içerik var. Şimdi herhangi bir proje seçelim abi. Gelelim mesela Fan de Muerto diye bir seçenek var. Start from dediğimizde aslında çok basit bir Photoshop açılıyor. Neden çok basit Photoshop dediğimi anlayacaksın. Şimdi burada zaten fotoğrafımız, işte tasarımımız açıldı. Burada how to make yazıyor. How to make'in üzerine tıkladığınızda yazıyı değiştirebiliyorsunuz. Poğaça yazdınız. Bak poğaça diye yazdı. Sonra buradan fontunu değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz font burada muhtemelen vardır. Mesela benim en sevdiğim font Montserrat. Yani uzun zamandır en azından bu fontu çok seviyorum. Black dedim ve Montserrat'ın black versiyonu geldi. Poğaça. Şimdi poğaça dedik, nasıl yapılır yazacağız. Hemen üzerine geldik, bak pan de muerto. Hemen pan de yerine nasıl dedik. Muerto yerine de yapılır dedik. Soru işareti bıraktık. Bak zaten kendisi resize yaptı. Yani yeniden boyutlandırdı. Şimdi poğaça nasıl yapılır? Link in the bio. Hemen bunun da üzerine tıklıyorum. Biyografiden izleyebilirsin. Burada da farklı bir font seçebilirsiniz kankalar. Mesela ultra regular dedin. Veya aramaya direkt Montserrat yazdın. Montserrat italic. İtalik yaz. Montserrat medium dedin. İtalik'i seçmedik. Medium'u seçtik ve bunu da bu şekilde konumlandırdık. Ve biyografiden izleyebilirsin seçeneği geldi. İstersek shape'i açıp buradan arka plan rengini de değiştirebilirsin. Mesela siyah yaptın. Bak gördün mü? Sonra arkada bak. Aslında katman katman yapıyoruz ya Photoshop'ta. Burada da aynı şekilde. Adam sağ alta Photoshop'u da biliyorsan. Bak burada katmanlar var diyor. Mesela poğaçanın üzerinde biyografiden izleyebilirsin. Burada ok işareti var diyor. Bunu işte üzerine tıklayıp yönetebilirsin. Altta da fotoğraf var. Burada da background var abi. Background'un üzerine tıkladım. Replace image dedim. Sonra burada farklı farklı image'lar var. Tıklayabilirsin. Bak gördün mü? Fotoğrafı değiştirdi. Bir de upload foto var. Upload. Burada mesela farklı farklı fotoğraflarımız var. Mesela ne koyalım buraya? Bir tane yol fotoğrafı koyalım. Hemen yükledik ve fotoğrafımız yüklendi. Şimdi aslında background'u değiştik. Bak gördüğün gibi aslında katman mantığı. Layer layer. Birinci layer'da arka planımız var. İkinci layer'da nasıl yapılır? Üçüncü layer'da ok işareti. Dördüncü layer'da poğaça. Beşinci layer'da da biyografiden izleyebilirsin. Bu şekilde fotoğrafımızı da upload ettik. Ve gördüğünüz gibi aslında arka planda fotoğrafımız yine aynı şekilde konumlanmış oldu kankalar. Şimdi burada sol tarafta yine Discover text bölüm var mesela. Text bölümünden istediğimiz yazıyı çekip atabilirsiniz. Mesela working from home. Çektiğiniz fotoğrafınızın üzerine attınız ve direkt geldi working from home. Bak, gördün mü? Bunun üzerine tıkladın, sil dedin. Sildim. Veya burada işte farklı farklı yazılar var. Fotoğraflar var. Buradan fotoğrafları çekip üzerine atabilirsin. Kendin fotoğraf yükleyebilirsin. Shapes'ler var. Shape'ler şekiller demek. Şekiller.
ikonlar diye de çevirebiliriz aslında bunu. Burada mesela şarap ikonu falan var, fiş mekanlar, burada her şey mevcut. Sonra design assets diyor. Mesela bak, tasarım için kullanacağın şeyler. Mesela bu premium bir asset ama bu ücretsiz bir asset. Mesela premium olduğu için, tabii ben premium olduğum için kullanabiliyorum da siz de para isteyecek muhtemelen. Arka planlara tıklıyorsun. Arka plan seçebiliyorsun burada. Bakın gördüğün gibi farklı farklı arka planlar. Logolar burada, tasarımını yaptığın şirketlerin logolarını yükleyebilirsin. Library de burada zaten kütüphane demek kankalar. Şimdi burada bir tane ev ikonu var, onu sildik. Şimdi burada fotoğrafımız arka planda duruyor. Hemen katmanlardan fotoğrafımızı seçtik ve mesela burada böyle ayarladık. Hemen geliyoruz, poğaça yazımızın üzerine tıkladık, değiştirdik. Gökyüzü dedik, nasıl yerine büyük harflerle değiştirme animasyonu dedik. Sonra yazıların fontunu küçültebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Tabii normal böyle büyütelim. Hafif de böyle kalsın. Büyük kalsın. Sonra bu sol taraftan başlayan bir yazı ve ortaya align yapabilirsiniz. Align böyle, gökyüzünü de büyütelim. Bu şekilde. Gökyüzü değiştirme animasyonu dedim. Şöyle olsun. Shape'ini de gelip rengini değişelim. Siyah yapalım. Şimdi burada aslında size bir palet belirliyor. Bu harika bir özellik. Neden harika bir özellik? Mesela örneğin tasarımcıların çok sevdiği bir site var mesela. Colors.co. Ya buradan mesela Start the Generator dediğinizde sizin için paletler belirliyor. Gördüğünüz gibi. Explore'a tıkladığınızda bakın sizin için en çok sevilen paletleri renk kodlarıyla birlikte getirdi. Bu ne işe yarıyor? Aslında diyor ki bak, bu mesela 5. renk paletini ben çok sevdim. Buradaki renk kodları birbiriyle uyumlu kodlar. Yani diyor ki sen bunu tasarımında kullanırsan, işte yazını açık mavi yapsan, arka planını şu turuncudan yapsan, background'unu şu maviden, işte koyu siyahtan yapsan, bu şekilde güzel bir görüntü çıkarırsın. Yani uyumlu renkler kullanırsın. Aslında bu müzikteki armoniye benziyor. Uyumlu notalar gibi düşün. Tasarımında kuralları. Aslında sana bu paletleri getirirken ona dayanarak getiriyor. Rastgele işte kıpkırmızı bir şey koymuyor. Burada senin tasarımcıların, yazılımcıların bir böyle birleşip hazırladıkları renk paletleri var abi. Bunları da kullanabilirsin. Biz mesela burada arka planı kahverengi yaptık. İşte ne bileyim sarı yaptık, siyah yaptık. Buraya getirdik. Gökyüzü değiştirme animasyonu dedik ve burada da bir tane ok işareti var. Ok işareti de bu şekilde göstermiş olsun. Filters bölümünden gelip Duotone, işte Grayscale, işte yeşil, biraz daha açık renkli falan. Her şeyi yapabilirsin kankam. Burada ayarlamaları var. Bir fotoğraf attığında bunun kontrastıyla, brightness'ıyla, her şeyle oynayabilirsin. Aslında çok basit bir Photoshop. Ama benim burada en sevdiğim özelliklerden birine gelelim mesela. Bak şunu edit image'i kapattık. Resize. Bu inanılmaz güzel bir özellik. Neden? Bir tasarım yaptım mesela. Biyografiden izleyebilirsin dedim. Bunu da buraya getirelim. Bu tasarımı ben çok sevdim. Bunu story'de de paylaşmak istiyorum. Resize'a tıkladın. Diyor ki orijinal image'im bu. Instagram için 1080'e 1080 tıkladığında zaten kare bir fotoğraf çıkıyor. Instagram story için dediğinde bu şekilde yapıyor. Portre dediğinde bu şekilde yapıyor. Landscape dediğinde bu şekilde yapıyor. Facebook için, işte Pinterest, YouTube thumbnail. Anladın mı? Senin için çok otomatik, harika boyutlandırabiliyor. Yani story'e tıkladın. Bu şekilde yine üzerinde oynayabilirsin. Farklı farklı şekillerde bunu boyutlandırabilirsin. Bu yüzden ben en sevdiğim özelliği bu arada. İşte home tarafına gelelim tekrar. Çok daha güzel bir şey göstereceğim çünkü sizlere. Mesela bu tasarımı çok sevdim. Start from dedik ve burada tekrar tasarımımız açıldı. Harika görünüyor. Burada üzerine tıkladım ve katmanlar var. Katmanlara geldim. En alttaki katman. Hemen üzerine tıkladım. Replace dedim. Upload photo. Mesela kendi fotoğrafımı koydum buraya. Projemizin ismini de buradaki isimden değiştirebilirsiniz. Far to go yaptım ben zaten. Burada şimdi tekrar üzerine tıkladık. Katmanlara geldik. Şimdi fotoğrafımızı ekledikten sonra harika bir özellik var. Şimdi edit background diyor ya. Buradan geliyorsun abi. Add to background bölümünü kapat. Katmanımız en üstteyken burada remove background'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra çok kısa bir süre sonra sizin için arka planı temizliyor. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraftaki arka planı temizledi. Sonra siz buradan ufak ayarlamalar yapıyorsunuz işte. 20'ye 88'e alıyorsunuz ve buraları kendiniz de temizleyebiliyorsunuz. Okey dediniz. Cut out'unu yaptınız. Cut out'u yaptıktan sonra geliyorsunuz. Bu arka planı en alta aldınız. Bakın gördüğünüz gibi sonradan düzenleyebildiğiniz arka planla beraber bunu kullanabiliyorsunuz kankalar, gördüğünüz gibi. Mesela böyle koydunuz. Sonra arkasına bir tane daha background ekleyeceğim. Buna tıklıyorum. Bir tane featured fee diye bir bölümden ekledim. Tabii bunu alt katmanlara almam gerekiyor. Kendi fotoğrafımın da altına almam gerekiyor. Gerçi böyle yapalım. Büyütelim. Böyle. Büyük bir resmi görelim. Sonra kendi fotoğrafımın altına aldık. Üzerine tıklıyoruz. Filters bölümü var. Filters'te işte siyah beyaz yapabilirsiniz. İşte rengini daha böyle
Ha mesela bu Colorize güzelmiş. Colorize yaptınız abi. Sonra ayarlamalar bölümünde de kontrastını artırabilirsiniz. Brightness. Saturasyonu artırıp azaltabilirsiniz. Keskinleştirdik. Sonra kapattık. Blur vermek istiyorsunuz. Blur efektini açtınız ve bakın gördüğünüz gibi bulanıklık efektini de verebilirsiniz. Aynı şekilde kendi fotoğrafımıza da yapabiliriz bunu. Mesela ayarlamalar bölümüne geldik. Kontrastı artırdık. Brightness. Saturasyonu biraz artırdık. Highlight. Shadow'u biraz kıs. Sıcaklığını artır. Biraz daha white balance ayar olarak. Sharp'ını da biraz daha hafif keskinleştir. Gördüğünüz gibi kendi fotoğrafımızı da bu şekilde aldık. Sonra geliyoruz mesela Onur yazdık. Gördünüz mü? Far to go. Buradan fontunu 60 yaptık. YouTube'un sefiri yazdık. Rengini de aynı şekilde değişip paletlerinden bu şekilde seçebilirsin kankam. Turuncu yapalım. Onur yazısına da gelip turuncu. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani tasarım olarak çok basit şeyler gösteriyorum ama fazlasıyla böyle anlaşılır olması açısından özelliklerini göstermek istedim. Tabii yine projeleriniz kaydırılıyor ve tekrardan edit project dediğinizde burada düzenlemeye devam edebilirsiniz. Bu şekilde shape atabilirsiniz. Mesela YouTube'un sefiri derken bu ikonu bıraktığınız üzerine sonra ikonu büyüt, rengini seç, turuncu yap. Yani çok basit. İçerisinde zaten ikonlar var. Home bölümüne tıkladınız, kapattınız. Şimdi önceki projeme geri döndüm. Burada daha garip bir şey daha var. Animasyon bölümü. Animasyona tıkladınız. Mesela burada diyor ki text animasyonları, yazı animasyonları nasıl olsun? Ben diyorum ki flicker olsun. Flicker'a tıkladınız. Bakın değiştir animasyonu geldi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Değiştir dediniz. Color shuffle efekti verebilirsiniz. Fade efekti verebilirsiniz. Yavaştan açılır. Slide. Typewriter daktilo efekti. Flicker dedik. Flicker'dan da seçimimizi yapıyoruz. Sonrasında fotoğraf animasyonu. Zoom efekti attık fotoğraf animasyonuna. Gördüğünüz gibi veya uzaklaşma. Pan. Gray. Siyah beyazdan geliyor. Bulanıklıktan geliyor. İşte color efekti. Bakın gökyüzü değiştirme animasyonu. Daha da anlamlı oldu en azından. Ve download diyoruz. Download dedikten sonra bunu MP4 video olarak indirebilirsiniz. Start dediniz. MP4 video olarak indiriyor. Play'e tıkladınız. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Projemizi de önümüze getirdi. Photoshop klasörüne kaydet dedik. Ve artık video olarak gördüğünüz gibi arka planı daha kızaran bir video olarak indirdi. 720 olarak indirebiliyorsunuz. JPEG olarak indir dediğinizde de zaten fotoğraf olarak indirdi. Gökyüzü değiştirme animasyonu. Bu şekilde tasarımlar yapabilirsiniz. Adobe Express'in özelliklerini ayrıyetten de buradan kullanabilirsiniz. Mesela video düzenleme tarafı da burada gizli en azından. Remove background dediğinizde fotoğraflarınızın arka planını silmek için, işte resize image yapabilmek için, işte GIF'e çevirmek için, bir videoyu GIF'e çevirmek için, işte bir videoyu MP4'e çevirmek için, işte trim video, resize video, mesela trim videoya tıkladınız. Diyor ki videonu sürükle bırak. İndirdiğimiz videoyu yaptık. Diyor ki bu videonun neresini kesmek istersin? Ben diyorum ki ilk 2 saniyesini kes, sonra işte sesini kapat diyorum. 9:16 mı indirmek istiyorsun, 1:1 mi? Ben diyorum ki 9:16 indirmek istiyorum dedim ve download dedim. Proses işlemi hemen %0'dan hızlıca muhtemelen %100 olacaktır. Ve hemen bize 2 saniyelik bir video olarak indirtti. Yani resize videoları, merge videoları, hızını değiştir seçeneklerini kullanabilirsiniz. Tekrar hızını değiştiriyoruz. Diyor ki bu videoyu 18 saniye yani %25, daha doğrusu 4 kat yavaşlatabilirsin. 2 kat yavaşlatabilirsin. Normal hali, hızlı hali %150 yani 1.5 kat hızlandırabilirsin. 2 kat hızlandırabilirsin videoyu ve yine mute seçeneğini seçip download diyebilirsin. Ve bu şekilde videonuzu hızlandırabilirsiniz çok basit şekilde. Bu özellikleri kullanmanızı öneririm kankalar. Adobe Express'te bu şekilde bir site kankalar kullanabilirsiniz. Ücretsiz Adobe'nin yeni sitesidir. Yani Canva'ya rakip ama bence daha yakın zamanlarda böyle Canva'dan daha iyi hale gelecek. Çünkü altyapısı daha böyle kuvvetli ve daha hızlı çalışan bir altyapı. O yüzden çok beğendim. Adobe fanıyım diye mi öyle geliyor bilmiyorum ama gerçekten ilerisi çok aydınlık. Daha yeni çıkmış bir site olmasına rağmen içerisinde yüz binlerce belki efekt, işte ikon mikon her şey var. Bu yüzden kullanmanızı öneriyorum kankalar. Onurlarca Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankam adıyla takip edebilirsiniz. Bu videoya like atmayı unuttuysanız bir tane de like atın bakayım. Hadi görüşürüz. Bay bay.